İki kaleci de 9 maçta forma giydi gol yemedikleri maçlara baktığımızda Uğurcan 4, Livakovic 6. Yedikleri gol 8'e 7. Kurtarış sayısında Uğurcan'ın çok, Uğurcan çok ciddi bir üstünlüğü çok var. Ciddi. Bu da belli ki Trabzonspor'un savunması bu alarm veriyor hani zaten Livakovic bu sezona lazım. Livakovic i̇yi bu sezona iyi başladı evet, dedik. Evet. Ona rağmen Ama Uğurcan şu ana kadar müthiş bir performans sergiliyor. Evet, çok... Yani Uğurcan'ın şu katkısı olmasa Trabzonspor nasıl bir e, durumda, durumda olurdu. Onu da ayrıca konuşmak İçin lazım. katından fazla. E, kurtarış yüzdesi ve topu oyuna sokmada da Uğurcan'ın üstünlüğü olduğunu görüyoruz. Hatta kurtarış yüzdesinde e, epeyce e, bir fark var. Burada karşılaştırma yaparken maç sayılarının eşit olması çok beni evet, mutlu ediyor. Evet. Onu söyleyeyim öncelikle. En azından bazı notlar tam olarak çıkmış oluyor evet. ee, performans İstatistik anlamında. İstatistik üzerinden konuşabiliyoruz tabii ki. şu tabloda. Şimdi gol yemediği maça bakıyoruz. 4-6 burada için üstünlüğü söz konusu. Burada tabii ki stoper tandemine de konuşmak lazım. Sadece kaleci performansını konuşmadan e, konuşarak olmaz yani bu. E, gol yemediği maç 4-6. Şimdi Uğurcan'ın oynadığı stoper tandemiyle Livakovic'inki farklı. O sebeple buradan devam edeceğim bir durum. Ee, gol sayısı 8 7 gol. 7 e, gol görmüş kalesinde Livakovic. Burada çok bir fark yok. Kurtarış sayısına yani en dikkat çekilecek nokta o. Ee, yani iyi başlayan bir Livakovic dedik. Gerçekten çok iyi başladı dedik. Yani bu istatistiği benim gözümden kaçmış. İnanılmaz bir istatistik Uğurcan adına. Burada şunu da ifade etmek lazım. Kalecinin kurtarış sayısı fazlaysa Stoper tandeminin de eksikliği, evet. stoper tandemindeki problemler, orta evet. sahanın topu e, nasıl diyeyim e, geçişlere müsaade etmesi konusu da ayrı bir konu olmalıdır yani. Hı -hı. Kaleci bir yere kadar size kurtarış yapabilir veya işte e, elinden geleni yapmaya çalışır tabii ki ama burada kalecinin önünde oynayan isimlerin bu kadar basit geçişler vermesi bu sayıları da arttırır. Şunu net bir şekilde Buna rağmen kurtarış Kaleciniz sayısının Yobuzlaştıysa... fazla olması önemli takım kötü oynamıştır. E, tabii ki bu her zaman tabii ki söyleyemezsiniz. Öyle ku Ağırlıklı kritik kurtarışlar olur. yapar evet, ki evet. E, sezonu kurtaran kaleciler evet. vardır. Bunu biliriz. Ama Uğurcan'ın bu kurtarış sayısının fazla olması oyuncunun birey, bireysel performansı olarak baktığımızda mükemmel ama defansta savunmada bazı problemlerin olduğunu da gösteren bir istatistik. Evet. Onu da buradan söylemiş olalım. Tabii ki bu doğal olarak kurtarış yüzdesine de yansımış. %83'e 71 olmuş arada büyük bir fark var. O, yüzdelik olarak baktığımız için topu oyuna sokma kısmı da e, bu konuda eee Livakovic'in mustera ve Uğurcan'dan geride olduğunu genel bazda da söyleyebiliriz. Sadece bu sezon için değil. Hı hı. Livakovic pek de o toplara girmeyen. Yani ben oyun vereyim. Oyun kurucu niteliği Aynen. olmayan bir Çok kaleci. Çok da oyun kurucu evet. kısmına da kalmayan. Ben kalecilimle devam edeyim. İşte oyunu stoper evet. veya işte önümdeki isimler e, Kursun diyen bir isim. Oyun anlayışında gördüğümüz e, Uğurcan ise tabii ki biraz daha sorumluluk alan bir isim e, ki takımın da kaptanı bu top, oyuna sokma kısmında da burada üstün görüyoruz Uğurcan'ın açık bir e, üstünlüğü söz konusu. Peki devam edelim hemen savunma oyuncularına bakalım e, savunmada hem sağ hem de sol stoperlerin grafikleri var şimdi <laughs> Savic ve BK iki tecrübeli oyuncu e, Savic'in tabii eksikliğinden. Sakatlık geçirdi tabii, tabii. Eksikliğini çok hissetti. Biraz önce Uğurcan'ın istatistiklerine baktığımızda aslında Savic'in yokluğu da bu durumu Mutlaka. çok etkiledi diyebiliriz. Şimdi burada istatistikler bizi yanıltabilir Furkan. O nedenle rakamlar üzerinden gitmek çok mantıklı değil. Hı -hı. Çünkü Savic'in uzun süreli bir sakatlığı oldu. E, da aslında çok fazla beklediği şansı bulamadı son haftalarda biraz daha Mourinho'nun öne ön bir e, oyuncu bu noktada e, istatistik üzerinden değil ama savunmada verdikleri güven ve potansiyel performansları üzerinden belki konuşabiliriz. Tabii ki. Beko ilk 2 3 haftada Mourinho'nun ilk 2 3 maçı diyeyim. Evet. E, Mourinho'nun e, ilk 2 3 maçında gözüne giremeyen isimlerden birisiydi. Yavaş yavaş toparlayan bir isim oldu. E, Mourinho da özelliklerini kendi çapında keşfetti Bekao'nun ve sonrasında artık gözde stoperleri içerisine koymuş oldu. Yani Ciku önemli bir isim, Çağlar aynı şekilde önemli bir savunma oyuncusu. Bekao'nun meziyetlerini sonradan fark etti gibi geliyor bana Mourinho. Yine direkt Trabzonspor karşısında da oynatabileceği bir isim Bekao. burada baktığımızda hem maç sayısı fazla hem de istatistiklere yansımış. Bu pas isabeti çok önemli. Yüzde %87 top kapma 0,7 ee, Sav için. Burada top kapması yok ama 3 maçlık bir istatistikten e, evet. baz alacağız. E, hava topu kazanma kısmı burada çok önemli. Bekao'nun zaten fiziki avantajı çok fazla. Bunu maç içerisinde de görüyoruz. Hava toplarındaki hakimiyeti çok Hı -hı. önemli. Topu karşılama konusunda çok önemli. Yine burada Trabzonspor'da Banza'nın hava toplarında etkili olduğunu varsayarsak Bekao'ya çok iş düşebilir. Eee Kafa göllünü engelleme konusunda Bekao'nun bakalım neler yapacağını merak ediyorum. Yani Şenol Hoca oyun kurgusunda kanatlardan gidelim içeriye ortalar yapalım düşüncesinde olursa orada bir Bekao var ve istatistiklerde de iyi bir Bekao'nun olduğunu söyleyelim. Çünkü 7 maçta ortalaması 2,0 olmuş hava topu kazanmada. İkili mücadele kazanmada yine tabii ki fiziki mücadelenin çok fazla öneminin olduğunu gösteriyor. Yani evet. Fizikli olmanız çok büyük avantajdır. %56 çok iyi değil bu arada ikili mücadele e, yüzdesi. Çok iyi değil ama tabii ki idare eder diyebiliriz. Tehlikeli top uzaklaştırma. Burada da Savic'in üstünlüğü var. E, Savic de sonuçta çok tecrübeli bir savunma oyuncusu. Burada sadece 3 maçlık istatistiğine yer verilmiş. Sadece Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra bir anda bu istatistikler değişebilir. Savic iyi bir performans sergiler. Daha da yükseğe çıkabilir bu istatistikler. Müdahalede ise iki oyuncunun da çok iyi olmadığı istatistiğe yansımış. Tabii ki burada bu kısmı yani diğerlerini yaptıktan sonra bu kısım çok da konuşulmayabiliyor yani. Çünkü hava topu kazanıyorsunuz, ikili mücadele, tehlikeli uzaklaştırma evet. yapabiliyorsunuz. ideal istatistikler yani benim de tahmin ettiğim istatistikler açıkçası. Peki diğer savunma ikilisine de hemen şöyle bir bakalım. Dansville ve Ciku ikilisine de bir... Göz atalım. Burada iki oyuncunun da 7 maçta forma giydiğini söyleyebiliriz. Dersil'in bir golü var. E, pas isabetleri, top kapma oranları e, çok yakın birbirine. Keza e, tehlike uzaklaştırma da yakın. İkili mücadele kazanma noktalarında 57'ye 49'u. Majör bir farktan bahsetmiyoruz aslında Furkan. Bu noktada Doğru. yine aslında rakamlar üzerinden değil ama biraz e, performans üzerinden. Belki şöyle konuşabiliriz e, artık orta sahaya da yavaştan geçelim diye. E, Banza gibi bir e, forveti durdurma görevini sence cikuya mı verir, Bekao ya mı bana, gazetelerde biri Ciku, biri Bekao yazmış. Bana çünkü. da Bekao gibi geliyor ama Ciku'nun da tabii ki savunmada çok iyi bir oyuncu olduğunu hatta şunu da söyleyeyim, Fenerbahçe'nin en iyi stoperi bence Be Ciku ama buna rağmen fizik kısmından dolayı e, Banza'nın da fizikli olduğunu düşünürsek Bekaoyu, evet. Bekao ile Bekao markaj yaptırabileceğini düşünüyorum ben Mourinho'nun o sebeple. Ben de tercihimi Bekao'dan yana kullanıyorum. Ama savunması kim, bu takımın savunma bakanı kim dersen ha. ben tabii ki Cikuder'im. Ee, en iyi stoperi çünkü Fenerbahçe'nin. Trabzonspor karşısında da etkisini ortaya koyacaktır. Burada iki oyuncunun tabii ki istatistikleri birbirine çok yakın. 7'şer maç oynamışlar. Densville biraz daha e, tabii kornerlerde ceza sahası içerisine, rakip ceza sahası içerisine giren bir isim. Aslında ideal e, muhtemel 11'i gördüğümüzde de bunu ifade etmişti. Evet. Yine bekliyorum ben. Kornerlerde eğer e, kritik kornerler bulursa Trabzonspor, Şenol Güneş onu e, direkt ceza sahası içerisine gönderebilir. E, tehlikeli top uzaklaştırma birbirine yine çok fark yok onu söyleyeyim. İkili mücadele birbirine yakın. E, oyun stili olarak da e, birbirine yakın iki farklı isim görüyoruz. Dansville ve Beka, e, Ciku. Burada Ciku'nun da tabii ki daha etkili olduğunu bir kez daha söylemiş olalım oyun içerisinde. Peki gelelim orta sahalara. Hemen orta saha oyuncularından devam edelim. Kimler gelecek? Trabzonspor ve Fenerbahçe'den Mendi ve Amrabat geldi. Ee, yine istatistikler <laughs> üzerinden konuşmak çok mantıklı değil belki Furkan çünkü Mendy e, mevkisi de değişen bir oyuncu Hı -hı. oldu. Yani bu istatistiklerin bazıları savunma performansı, bazıları orta saha performansı. E, Amrabat zaten e, gelir gelmez formayı alamadı. Uzun bir Bekledi. süre İsmail Yüksel'i izledik. E, Amrabat yeni yeni e, formasına kavuşan bir isim. İstersen hiç buralara e, girmeden e, konuşalım çünkü i̇sim çok evet e, bize fikir vermeyecek. Mendi ve e, Amrabat iki önemli isim ki Trabzonspor'un oyun kreatifliği konusunda Mendiye çok iş düşüyor evet. Bazı maçlarda bunu yerine getiren bir mendi izledik bazı karşılaşmalarda pasif kaldığını gördük ama böyle karşılaşmalarda ben öne çıkabilecek bir isim olarak da görüyorum Mendy'yi söylemiş olayım oyun orta saha kurgusunu mutlaka. ...etkileyecek, pozitife çevirebilecek bir isim Mendy. E, bu e, mutlaka Fenerbahçe mücadelesine de farklı bir motivasyonla çıkıyordur. Amrabat'a geldiğimizde ise o Trabzonspor deplasmanını pek bilmese de... ...kendi oyun meziyeti, kendi oyun özellikleri e, yeterli Amrabat'ın. Yine e, Mourinho'nun 11'de tercih edebileceği bir isim. E, orta sahayı güçlü tutmak anlamında çok kritik Amrabat. Ben e, yine bir anda işte asist yapabileceğini... Ee, bir anda ara paslarıyla öne çıkabileceğini öngördüğüm bir isim Fenerbahçe'de Amrabat. Peki, devam edelim. Şimdi e, kimler gelecek bakalım yine orta sahalardan 10 numaralara şöyle bir bakalım. Çam ve Shimanski 7 e, maça 9 maç e, bir asisti var Şimanski'nin. Tabii kendisinden beklenen bunu e, çok daha fazla. Çok olması. Keza Çam'dan da beklenti çok yüksek Furkan. Çünkü transfer dönemi başladığından sonuna evet. kadar gündemde Hep olan konuşuldu. bir isimdi Çam ve yani son anda kadroya katıldı. Pas isabetinde önde olduğunu görüyoruz. linkte ciddi bir üstünlüğü var. Çam'ın isabetli ortada keza öyle. İkili mücadele kazanma noktasında Shimasky'nin ciddi bir üstünlüğü olduğunu görüyoruz. Ne dersin? Bu iki oyuncunun da son işte maçlarına bu sezona baktığımızda e, pasif kaldığını net olarak söylememiz Hı -hı. gerekiyor yani. 10 numara bölgesinde oynayan bir ismin 7 maç boyunca Şimansk için de söylüyorum, Çam için de söylüyorum. Gol atamaması, asist yapamaması kabul edilebilir bir şey değil. E, tabii ki pas yüzdenizde yani bu bölgedesiniz evet. bir dahmet yüksek olsun diyeceğim. Ee, %87 Bu arada pas isabeti diyoruz da nereye attığını yani yanındakini atmak var arkandakini atmak var. O da yani. var hani yani hani evet, hücuma çıkmak kadar. adına mı yapıyor oyunu evet. kurma anlamında mı yapıyor yan tarafına mı atıyor o kısmı da tabii ki işin başka boyutu. Ee, isabetli orta konusu Şimanski ortalar iyi ortalar yapan bir oyuncu aslında da Mourinho'nun oyunuyla beraber çok da orta yaptığını ben göremedim. Evet. Daha çok e, ortada oyunu kurmaya çalışan kanatlara pas atan bir e, oyun planlaması hı hı. E, oyun şeyi var e, performansı var Şimanski'nin belki de Mourinho'nun e, isteğiyle bu oluyor ikili mücadele kazanma kısmında çok acayip bir fark var e, yani Şimanski'ninki çok iyi değil yani %60 e, Çam'ın ona karşı çok çok düşük %39 e, bu oyuncularla ikili mücadeleye girmek isteyen savunma oyuncuları varsa mutlu olurlar bu yani işte bu, bu istatistiği gördüklerinde <laughs> Peki devam edelim kanatlara şöyle bir bakalım. vişça ve Tadić iki büyük tecrübe kesinlikle gerçekten Gol beklediğim isimler. Evet Vizca sadece son birkaç haftadır acaba mı dedirtiyor biraz performansıyla ama Vizca Vizcadır çok büyük bir tecrübe dediğiniz gibi. Diğer tarafta da Tadić yani ee... Tadić de enteresan bir oyuncu vallahi Tadić tam <laughs> olarak ne diyeceğimi bilemiyorum yani olduğu zaman ve katkı verdiği zaman. Gerçekten çok ciddi bir saha içi lideri ama yokken. bazen de ya yani oynamamış mıydı acaba? Evet, diyorsun. Sahada mıydı dedirten bir oyuncu da evet. olabiliyor. Gününde olması mı önemli? Böyle maçlarda mı acaba öne çıkıyor? Yani Galatasaray derbisinde yoktu mesela. Evet, o da var tabii ki. Ee, bazı maçlarda da bir gol, bir asist, iki asist, bir gol. Evet. Yani ne bileyim, e, takım coşuyor, evet. tadici de coşuyor. Öyle bir e, performansla izledik açıkçası. Trabzonspor karşısında neler yapacağını da çok merak ediyorum ama. Bu iki ismin de e, takımın gol takımlarının gollükünü taşıma anlamında e, önemli işler yapabileceğini, bu potansiyelinin net olduğunu söyleyebiliriz. Hı. Bunu neden söylüyoruz? Oyuncuların özelliklerinin dışında bir de tecrübeli isimler. E, ayakları çok iyi. Evet. Ceza sahası dışından Wishça'dan jeneriklik bir gol görebiliriz. Yine Tadiç'ten de aynı şekilde e, böyle bir gol veya asist görebiliriz. O sebeple Wishça'yı izlediğimde de, Tadiç'i izlediğimde de e, çok Seviniyorum, mutlu oluyorum. Yani göz zevkine hitap eden oyunları futbolları var. Tabii burada Vişça'nın performansı çok düşük. E, takımın kötü olması mutlaka Vişça'yı da etkilemiştir. Evet. E, tahmin ediyorum ki en kötü, yani iki gol atmış Vişça. Tahmin ediyorum ki, istatistiklere bir bakmam lazım. En kötü başlangıcını yapmış olabilir. Muhtemelen öyle. Yani Başakşehir'deki ilk 1-2 sezonunu, hadi saymayalım, son sezonundan Trabzon'a, ee, en kötü başlangıcını yapmış olabilir. 6 maçta 2 gol atmasına rağmen Fenerbahçe mücadelesinin de ne kadar önemli olduğunun farkındadır diye düşünüyorum. Edinmişçe. İki oyuncuyu da yine zevkle izleyeceğiz. Tabii ki biraz daha oyun içerisinde bariz evet. olarak biz buradayız e, derlerse daha da memnun oluruz. Peki şimdi santrforlara e, da hemen şöyle bir bakalım. Son grafiğimiz. E, Banza ve Ennesiri az önce aslında iki oyuncuyu da biraz e, Muhtemel 11'leri konuşurken değerlendirdik. E, şimdi Ennesiri'nin 9 maçı yanıltıcı olmasın. O yüzden <laughs> belki yine burada istatistiklere bakmak çok doğru olmayabilir. Çünkü Hı -hı. kaç dakika forma giydiği noktasında Ennesiri aslında formayı daha yeni aldı evet. e, diyebiliriz. Bu noktada e, aslında ne vaat ettiklerinden biraz bahsedebiliriz. Aynen öyle. İki oyuncu da e, şöyle ifade edeyim. İki oyuncu da kafa toplarında etkili. Kafa vuruşlarında etkili. Ennesiri bu konuda zaten çağıtlamış bir isim. Evet. Ee, onu da ifade edelim. Güzel ortalar geldiğinde nokta atışı e, ortalar yapıldığında e, nereye vuracağını çok iyi bilen bir Ennesiri var ki bunu fiziksel özellikleriyle de e, ön plana çıkartıyor Ennesiri. E, Banza 6 maç 4 gol böyle bir kötü e, performansa sahip olmasına rağmen Trabzonspor'un beraberlik sayısının çok fazla olmasını göz önünde bulundurduğumuzda hiç yoktan iyidir diyorum. Evet.